Efendim merhabalar. Bloomberg GT ekranlarına sanat, felsefe ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu 1+1 eşittir 1 programına hoş geldiniz. Bu hafta sorumuz şu: yaşamak mı, iyi yaşamak mı? Yaşamın içinde bir yandan yürüyoruz, bir yandan da o yürüdüğümüz yolu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Anlam vermek demek bir nevi bir amaç tayin etmek demek yaşama. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, hepsini konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Düzenli Cündoğlu ile birlikte. Hocam nasılsınız? Öncelikle onu sorayım. Uzun uzun konuşacağız ama bu hafta nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Hafif böyle bir keyifsiz bir tarafım da var ama. Nedir, neden? Belki biraz ne bileyim şeker çıkması, inmesi gibi şeyler rahatsızlıklar olabilir. Yani ciddi bir şey değil ama. Çok geçmiş olsun. Bu ara zaten hem salgın. Ya hem... öyleymiş hep. Herkes. Kime dokunsak benzer şeyler söylüyorlar. Yani. Önemli. Şimdi iyi yaşamak, yaşamak biz bunları konuşacağız ama tabii en önemlisi sağlıklı yaşamak bir noktada. Güzeldi evet. Onu. Peki şimdi konumuza dönelim o zaman. Yaşamak diyoruz, iyi yaşamak diyoruz ama bunun önce sanki bir ayrımını yapmak lazım. Şimdi yaşamak deyince herhalde istekleri daha böyle zaruretler belirliyor ama iyi yaşamak dediğimizde tercihler de ortaya çıkıyor. Ama tabii pek çok farklılığı var. Biz bu ayrımı nasıl yapacağız? O çizgiyi nerede başlatacağız, nerede bitireceğiz? Benim de notlarımda var. Zorunluluk, zorunlu olan ve olanaklı olan ayrımı yapabiliriz. Bağlı şeyler doğal ve zorunludur. İşte Epikür'ün ünlü üçlemesi, yeme içme, barınma, bürünme hem doğaldır hem zorunludur. Çünkü bunları yapmazsanız yaşamı sürdüremezsiniz. Özellikle memelilerde kendi kendini besleyemediği için birinin onu beslemesi lazım, sarıp sarmalaması lazım bir insan yavrusunun. Cinsel ilişki doğaldır ama zorunlu değildir, ölmezsiniz yani. Bunun dışında kalan her şey ne için söylenir, ne doğaldır ne de zorunludur denir. İşte lüks dendiğinde, bir de lüks böyle kabul edilir. Zorunlu da değildir, doğal da değildir. Şimdi tabii burada hatta düşündüm, yani biraz açık konuşayım bu akşam dedim. Yani genelde bağlı şeyleri dikkate alarak. Bu akşam o akşam olsun. Evet, yani niye açıklıktan kastettiğim ne? Yani bildiğimiz bağlı şeyler var, onları yüceltmeye çok alışmışız. Onların aleyhinde bazı düşüncelerle filan karşılaştığımızda şey yapıyoruz. İşte ahlak mesela. Hatta biz konuştuk geçen programlardan birinde. Yani irfan söz konusu olduğunda ahlak o kadar önemli bir şey değildir. Ahlak insanların başkalarıyla olan ilişkilerini belirler. İrfan kendi kendisiyle olan ilişkisini belirler demiştik. Şimdi burada zorunluluk deyince ne var? Doğal zorunluluk. Yani bağırsaklar çalışıyor, işte mide acıkıyor filan gibi. Bunları karşılan bu iş, bu ihtiyaç, bu zaruri, bunlar zaruriyat denir. Zaruri olanlar vardır, bir de zaruri olmayanları vardır. Bir de ihtiyaç olmayanlar vardır. Şimdi buradaki ayrım hep doğaya göre yapılır. Dolayısıyla doğal olandan çıkmak çok kolay değil ve doğal olan tarihte de, felsefede, bilimde doğal olanı hep yüceltmiştir. Mesela ona geleceğiz. Şimdi hemen girmeyeyim o konuya. Önce bir temellendirme yapalım her zamanki gibi. Nezaket konusu mesela. Ben hep derim nezaket riyakarlıktır ve tabii çok üst bir aşamadır. Yani dürüstlük mesela aslında bir ilkellik biçimidir. Doğru, dürüst, yani için dışın bir olsun, göründüğün gibi ol. Benim öyle yazılarım vardı. Sakın olduğun gibi görünme, göründüğün gibi olma, yoksa incitirler seni diye. Yani bazıları olduğu gibi görünmeyi, göründüğü gibi olmayı bir erdem zannederler. Bir erdem değildir, o doğallıktır. Yani
şimdi tabii kelimelerimi doğru seçim ama bağırsak hareketiyle olan bir takım salınımlarla dürüstlük arasında fark yoktur. Niye? Çünkü dürüstlük için hiçbir zihinsel çaba harcamazsınız. Diyelim ki benim hoşuma gitmeyen bir şey söylüyorsunuz, ben de size lafı yapıştırıyorum. Ama bu cesaret göstergesidir dürüst olmak. O yüzden cesaret ilkel, bedensel bir şeydir, erdemdir. Bir de medeni cesaret var. Medeni cesaret nerede ağzını açacaksın, nerede açmayacaksın onu ayarlayabilmen demek. İçinden geldiği gibi konuşmak bir erdem değildir. Çünkü zaten içinden geldiği gibi, yani o sözcüğü kullanmamda herhalde bir beis yok, kusmak gibi bir şeydir. Yani ya midenizdekileri ya zihninizdekileri dışarı yapıyorsun. Ne yani filan. Şimdi ben hatırlıyorum, benim anneciğim böyle biraz doğrucu davuttur. Yani aklına geldiğini şey yapar, söyler. Yani detay vermeyeyim ama böyle ailevi bir şekilde birini, bir hayvan çıkıyor, bir maymun çıkıyor filan, ona benzetiyor. Biz de dedik ya, anne olur mu dedik ya, hiç yakışıyor mu yani filan. Sonra işte bir takım tepkiler filan görünce bozuluyorsun, ediyorsun yani bu. Şimdi ne beklenir? Doğru biraz dememem lazım filan. Ne yani, yalan mı dedi, benzemiyor mu? Şimdi bu pot kırma dediğimiz şey esas itibariyle lapsüslerde vardır. Mesela Freud de öyle der. Yani ağzından yanlışlıkla bir benzetme yaparken bir kelime çıkar, aslında söylemek istediğinde odur. O yüzden insanın ağzından rastlantısal bir şey çıkmaz gerçekte. Tasavvufta buna şey derler, kalp kazan, dil kepçedir ve kepçe kazanda olmayanı dışarı çıkarmaz. Sadece bastırırsın, bastırırsın. İşte o dürüst olanlar bastırmayanlardır ve de zaten söyler. Ne yani, öyle değil mi der. Ya ama işte her doğruyu her yerde söylemek marifet midir? Biz tabii erdemi neyle ayırıyoruz? Cesaretle bile öyle. Cesaretle saldırganlık aynı şey mi? Hiç düşünmeden önüne gelene saldıran bir adamı cesur demiyoruz ki. Cesur ne zaman saldıracağını ya da ne zaman savunacağını bilen adamdır. O bakımdan doğal olan, zannedildiği gibi kendinde erdem taşıyan değildir. İlkel bilinç, sıradan bilinç, doğal bilinç, yani eğitilmemiş bilinç sıkıştığında insan usunun evrimi, uygarlığın ortaya çıkışı, burada bir takım sorunlar var filan. İşte diyelim İstanbul 20 milyon oldu, 25 milyon oldu, metrobüsler şöyle filan falan, değil mi? Ah işte köyüm filan. Hadi git köye. Yani seni kim tutuyor? Şimdi köy nerede sevimli olabilir? Tabii gidebilecek bir köy olanlar için diyorum. Benim hiç köyüm olmadı gidebilecek. Hatta bir arkadaşımla öyle dertleşirdik. Lan herkes kızdı mı gideceğim köyüme diyor. Ya bizim yok köy ya. Biz işte Üsküdar'dayız o zaman. Nereye gideceğiz yani? Şimdi burada tabii bir şehir, köy ya da kırsallık ve şehir arasında bir ayrım yapmamız lazım. Ama biz erdemleri tayin ederken bu erdemlerde bir emek arıyoruz. Zihinsel bir emek, bir tercih, bir mecbur kalma, bir mahkum olmaya olma haline erdem demiyoruz. Ben bunu yapamam. Ya da ben bunu yapmalıyım diye tercih edebiliyorsa insan erdem olur. Şimdi dolayısıyla yaşamak nedir? İlk soru oydu. Yani bunu iki türlü tanımlayabiliriz. Yaşamak deyince bir bedensel anlamda aslında yaşamda kalmak, hayatta kalmaya biz yaşamak deriz, değil mi? Yani sürekli bizi aşağıda bir çukur bekliyordur, canavarların olduğu yok oluş çukuru diyelim buna. O çukura düşmeden sürekli orada tutunmak ve kalabildiğimiz kadar kalmak, mümkün mertebe düşmemektir esas olan. Genelde işte orta sınıfta diyebiliriz bunu. Orta sınıf öyledir. Aşağıyı görür,
O yüzden şey derler, küçük burjuva riyakar olur diye. Çünkü güvenlik duygusu şeydir. Memurlarda, yani orta gelirlilerde böyle bir şey vardır. Şimdi aşağıyı görür, işsiz olanı, parasız olanı, kaloriferinin parasını ödeyemeyeni görür. Yukarı baktığında da orada uçakları, yatları, katları görür. Yani bütün yapacağı şey aşağı düşmemek ve mümkünse yukarı çıkmak. Ama kendi yetenekleri zaten el verseydi yukarı çıkardı. Zaten bunlar orta yaştan, 40'tan sonra bunların muhasebesi yapılır. O zaman çocuklara yüklenirler. Yani bazı meslekler, burada zikretmeyelim o meslekleri, o mesleklerin mensupları kendilerinin çıkamayacağı o yere çocuklarını çıkarmaya çalışırlar. Çok doğal bir refleks değil mi ama bu? Değil. Doğal değil. Yani toplumsal bir ama şey. Ama kötü bir niyet yok bunda. Var. Tabii canını okudukları evlatlar benim, ben çok öyle gördüm. Dediğim gibi dikenli bölgelere, mayınlı bölgelere girmemeye çalışıyorum ama yani bazı meslekleri örnek verebilsem daha ikna edici bir konuşma yapabilirim diye düşünüyorum. Orada çocuğa yapılan yatırım çocuğun ne istediğinden bağımsız bir yatırım. Yani babanın veya annenin ezikliklerini, yaşanmamışlıklarını, korkularını yansıtan bir şey. Yani diyelim ki kendisi ilkokul öğretmeni, ortaokul öğretmeni. Şimdi bakıyor, bakkala borç var. Eskiden tabii bu benim anlattığım. Kasaba borç var. İşte ev sahibine fazla hayınlık yapmasa da kirayı arttırmasa filan. Ama onların hepsinden kültürel olarak daha yüksekte. İyi, daha yukarı çıkamıyor mu? Bakkal yine hoca hanım diyor ya da hoca bey diyor, hocam diyor, neyse şeyi ödemediniz geçen ayın şeyini diyor mesela. Kendisini kültürel olarak yukarıda ama ekonomik olarak aşağıda hissediyor. Bakkalla, kasapla rekabet edemiyor. Entelektüel, kültürel gücü ekonomik güç tarafından desteklenmiyor. O zaman ne yapması lazım? Çocuğu ortaokul, lise öğretmeni değil, ilkokul öğretmeni değil, üniversite hocası olması lazım mesela. O zaman hem kültürel olarak yukarıda olacaktır hem de ekonomik olarak. Tabii şimdi için söylemiyorum bunu, bu da eskiden profesör olmak öyle bir şeydi. Yani bir Alman profesörü, bir İngiliz profesörü gözünüzün önüne getirin. Yarı tanrı gibi bir şeydir yani. 19. yüzyılda öyle. Dolayısıyla şimdi çocuğu ne yapacak? Çocuğu çalışmak zorunda. Yani bir öğretmenin çocuğu aptal olamaz, sınıfta zayıf alamaz filan. Yani futbolcu olamaz yani. O matematikte iyi alması lazım, coğrafyada iyi alması lazım filan. Şimdi anne baba için her şey çok açık gözüküyor. Ama çocuk açısından baktığınızda çocuk anne babanın yetersizliklerinin, yaşanmamışlıklarının, korkularının telafi aracı olarak yarışa sokuluyor. Ve başarılı da oluyor. Yani hakikaten çok yüksek yerlere çıkabiliyorlar. Çünkü anne baba büyük fedakarlıklar yapıyor. Ama mutlu olamıyor. Çünkü kendi tercihlerini yaşıyor. Yani belki bunu bir zaman bir şekilde konuşabiliriz. Başarılı olmak başka bir şey, mutlu olmak başka bir şey. Anne baba çocuğu başarılı yapmaya çalışıyor. Bu evliliklerde de öyle değil midir? Eskiden kız istemeye gidilir filan. İşte oğlanla kızı baş göz etmeye çalıştıklarında. Ya oğlan işi ne, maaşı ne, bilmem ne diyor. Yani orada bir başarı ölçümü var. Ve bunlar ekonomik ölçütler. Ama şunu demiyor yani, bu benim kızımı ya da oğlumu mutlu edebilir mi? Yani onun edebi vesaire, yani bir takım özellikleriyle aileler arasında bir denklik var mı? O yüzden ben böyle talebelerden filan konuşulduğunda hep şey derim, yani ekonomik eşitsizlik önemli değil.
Ama farklı kültür, kültürel denksizlik tahammül edilebilir bir şey değil. Yani o yüzden bir aile yaşantısında eşler arasında kültürel denklik bence şey yani davul da dengi dengine çalar filan dedikleri kültürel olarak orada bir denklik, kefayet derlerdi eskiden, bir denklik olması gerekir. Niçin? Çünkü mesela bir sevgili için buna gerek yok. Aşık olduğun kız için ya da oğlan için buna gerek yok. Ama evlilik doğal bir kurum değildir. Cinsellik doğaldır. Arzu, sevme falan, beğenme falan. Ama evlilik doğal değildir. Toplumsal bir kurumdur, ussaldır. Ve ikisi arasındaki fark bunun sürekli olması lazım. Ussalsa, yani niye insanlar evlenir? Sürekliliğe, ilişkiyi sürekli kılmak isterler. Sürekli kılmak için de bazı denklikler olması lazım. O denklikler olmadığında sürekliliği sağlamak çok yüksek fedakarlıklarla mümkün olur ki bu da iyi bir şey değil. Yani biz fedakarlık yapmak için evlenmeyiz. Yani bir dengemizi bulursak daha az fedakarlıkla bir takım problemleri kolay aşarız. Sorun çıkmaz mı? Mutlaka çıkar. Ama işte kendi kültür halkamızdan biriyle birlikte olduğumuzda o sorunları kendimizce çözebiliriz. Eğer kültür farklılığı varsa iki taraf birbiriyle irtibat kuramayacağı için, yani diyelim ki erkek annesine, kardeşine filan saygı bekliyor, ilgi bekliyor, hizmet bekliyor ama karşıdaki kızın aldığı eğitim, yani annen tamam hürmet ederim filan ama yani o da diyeyim ki şimdi çalışan kadınların çoğu çalıştığı için başka bir denklem var. Dolayısıyla bizim gibi geçiş toplumlarında bu denklik sorunu fevkalade ihmal ediliyor ve evliliklerin uzun sürmeme nedenlerinden bir tanesi bu. Doğal olmayan bir kurumu doğal biçimde sürdürmeyi istemek en büyük yanlış bu. Eğer doğal değilse evlilik, ussalsa ve bu yüzden sürekliliği temin etmeye yarayacaksa ilişki ussal olmalı. Mesela dedik bu akşam biraz açık konuşacağım. İlişki ussal olursa işin içinden böyle aşk çekip çıkarılır mı? Şimdi ben yani şöyle tabii benim arkada bir dünya şeyim var. Buna mantıkta şey derlerdi eskiler. Kıyası matfi. Yani 20 adımda bir akıl yürütme yaparsınız ama muhatabınıza son 2 adımını söylersiniz. Teşekkür ederim. Estağfurullah. O yüzden o 18 sayılmaz. Şimdi benim ussal olursa kurumaz mı demek istiyorsunuz? Kurumaz şöyle. Mesela bir insanın eşi dostu olabilir mi? Olsa çok güzel olur. Öyle yok, olsa çok güzel olur. Olur mu olmamalı? Yani şimdi mesela çocuğuyla dost olabilir mi bir baba, bir anne? Çok doğru olmaz herhalde. Var öyle babalar, böyle bir Amerikan tarzı baba vardır. Anne ve arkadaşı, biz her şeyi anlatıyoruz filan diyorlar. İnsanın eşiyle dost olabilir mi? Yani niye olamaz? Dosta iki taraf yoktur. Kıyası matvi dediğim o 18'in bir kısmını göstereyim. Dostluk iki ayrı beden ama bir ruh demektir. İnsanın eşiyle bir ruh olması nadir değil, enderdir. Çocuğuyla, yani o çocuk siz babasınız. Bakın bir sıfat var. Karı, kocasınız. Anne, evlatsınız. Baba, evlatsınız. Şimdi bir de dost olmaz. Dostluk da başka bir sıfat bulunmaması lazım. O yüzden niye dostlukta edebiyat olsun diye söylemiyorum şeyi. İki bedende bir ruh
şeyi böyle bir mübalağa gibi görünür. Ama gerçekten dostu olanlar beni anlamakta zorlanmayacaklardır. Yani konuşmaya bile gerek yoktur. Hatta görüşmeye bile gerek yoktur dostla. 10 yıl sonra karşılaşırsanız 5 saniye böyle ayrılmış gibi konuşmaya başlayabilirsiniz. Kendinize söyleyemeyeceğiniz şeyleri söylersiniz dostunuza. Bir insan karısına bunları söyleyemez demiyorum bakın. Söylememeli zaten. Yani dost bu anlamda dost olmamalı. Bir kadın da eşine her şeyi söylemez zaten. Söylememeli de. Yani doğrusu da budur. Arada flu alanlar olmalı. Mesela böyle yarışmalarda var. Eşinizi tanıyor musunuz filan. Ben bilirim onu. Her şeyini bilirim. Ben bizimkinin her şeyini bilirim. Bu marifet değil ki. Bazı şeyleri bilememelisiniz. Yani koca eşinin, kadın da kocasının bilmediği şeyleri olması. Ama dostlukta zaten saklanmaz. O bakımdan zaten bir sıfatla oğul, anne, kardeş, işte koca, eş filan gibi bağlı sıfatla tanımladığımız ilişkilerde bir mesafe girdiğinden ussallık burada işe yarar. Yani o yüzden bir insan eşine içinden geldiği gibi davranmak ister. Davranıyorlar. Zaten de öyle oluyor. Benim babam da öyle yapardı. Yani herhalde annem de. Anne babalar çocuklarını da kendi yanlarında içinden geldikleri gibi dürüst, doğru ol, dürüst, yalan söyleme filan derken böyle eğitirler. Ama bu evliliklerde büyük sorunlar birikir kaçınılmaz olarak. Yani belki iskeleti bozulmadan kalır ama içi boşalır. Sebebi eşinizin yanında tümüyle rahat olmamalısınız. Bazı şeylerde mesafe bulunmalı. Neyi istiyorsanız. Bu hazzı azaltır değil mi? Şey gibi yani patates kızartması yemekle tuzsuz makarna yemek ya da brokoli yemek gibi bir şey. Evlilik brokoli gibi bir şeydir. Yani sağlıklıdır ama fazla hazzı olmaz. Aşk, sevgililik falan patates kızartması gibidir. Ama zararlıdır. Zararlı dediğim şu manada. Sürekli değildir. Devamlı da değiştiremezsiniz. Değiştirseniz bu da bir yıpranma dediğimiz bir şeye yol açacağından. Dolayısıyla ussal kurumlar da biz sürekli yaşamda bir süreklilik elde etmek isteriz. O yüzden yaşamak bedensel anlamda hayatta kalmak demekse iyi yaşamak ne demek? Bizim bu akşam aslında etrafında dolanacağımız konu bu. Ayhan Bey gelseydi tabii onun engin tecrübelerini dinlerdik, dinlemek istemiştik ama kendisi bu arada rahatsızlandı. Acil şifalar diliyoruz inşallah ilerleyen haftalarda. Telafi ederiz evet. Umarım. Şimdi iyi yaşamak esas itibariyle tinsel bir yaşamdır. Tinsel deyince kimseyi korkutmayayım, böyle mistik bir şeyden söz etmiyorum ama ortak tin, yani kültür demektir ortak tin. Benim bir dücani olarak bir ruhsallığım, maneviyatım var. Ama bir de içinde bulunduğum toplumdan, toplum içerisinde kazandığım, bana doğal olarak geçen bir takım kodlar var. Bunlar benim beğenilerimi belirliyor, zevklerimi belirliyor filan. Şimdi dolayısıyla iyi yaşamak ruhsal olduğuna göre, yaşamak da bedensel olduğuna göre yaşamak da bir tutunma var. Tutunma ne demek? Hayatta kalmaya çalışmak demek. O yüzden yaşamak daima bir geçim sıkıntısıyla alakalı bir şeydir. Ama iyi yaşamak geçim sıkıntısını aşmayı gerektirir. Yani temel ihtiyaçları karşılamak konusunda özel bir çaba sarf etmenize gerek kalmaz. O zaman belirli bir zümreye mi aittir iyi yaşamak? Çünkü boş zaman üretir.
yani Das Kapital'i okuyanlar bilirler. Dipnotlarında hep sürekli şeyin Marx'ın en büyük endişelerinden bir tanesiydi. Çocukların, kadınların çalıştırılması ve çalışma saatlerinin belirsiz olması. O yüzden sosyalizmin belki de modern topluma en büyük şeyi, getirisi, kazancı, armağanı çalışma saatlerinin düşürülmesiydi. Çünkü Marx iyi yaşamayı bilen biriydi. Yani dünya işçileri birleşiniz diyordu ama yani bir işçi ne zaman tiyatroya gidecek diyordu. Nasıl gidecek? Onun boş zamanı olması lazım. Bir de bedenen çalışıyorsa yoruluyor. Yani yaşamının bir kısmını çalışmadan ayırması lazım. Biz buna Arapça bir kelime kullanıyoruz. Türkçesi de var. Dinlence diyorlar galiba. Tatil. Yani tatil ne demek? İptal etmek demek. Neyi iptal et? Tanrı 6 günde yarattı. 7. gün dinlendi. Tatile girdi yani. Ne demek tatil? Çalışmaktan kesilmek, çalışmayı bırakmak, çalışmayı durdurmak demek. Dolayısıyla aslında çalışan, bedeniyle çalışan emekçilerin, kol işçilerinin bir boş zamanlarının oluşması lazım. Bu boş zamanın oluşması ne demek? Yani o zamanı, geçimini hayatta kalmak için orada da çalışmasına gerek kalmaması. Yani 8 saat çalışıyorsa 8 saat uyuyabilmeli, 8 saatte ona kalmalı. Şimdi sorun burada, boş zaman. Boş zaman ne demek? Boş zaman İngilizce school kelimesi okul demek, biliyorsunuz. Ecole. Ecole ya da school. Bu skole'den gelir. Boş zaman demektir. Çünkü öğrenciler çalışmaz. Yani öğrenci olabilmek için işten kesilmiş olmanız lazım. Şimdi bu kategoriler tabii değişti. Ben hala biraz 18-19. Yüzyıl kategorilerini kullanıyorum. Yani öğrenci çalışmayan demektir. Şimdi tiyatroya gideceksiniz, sinemaya gideceksiniz, eşinizi alıp bir restoranda yemek yiyeceksiniz filan. Geliriniz değil sadece, yani paranızın olması gerekmez. Zamanınızın da olması gerekir. Zaten iyi yaşamak, zamanı kullanabilme olanağı elde etmek demektir. İşte felsefe yapmak için para gerekir mi, gerekmez mi? Schopenhauer şey dedi, yani annesinden ona bir miras kalmıştı. Yani bu olmasa ben felsefe yapamazdım, para olmadan felsefe yapamaz dedi filan. Şimdi ben tabii tam bu manada değil ama ben de bir insanın boş zamanı olmadan felsefeyle, düşünceyle, sanatla uğraşamaz. Bu iş biraz bohem işidir. Bir de karnı tok değilse herhalde. İşte ama orada bir şey var. Mesela Van Gogh'un karnı hiç tok olmadı. Yani neredeyse boyalarını yiyordu. Yani ben de öyle bir elim yağda, bir elim balda yaşamadım. Yani çok sıkıntılar içerisinde yaşadım. Ama şöyle yaptım, yaşamdan payımı eksilterek yine çalışmamak konusunda direndim. 40 yıl işe gitmedim, en büyük şeyim. Yayın evlerinde çalıştım, 10 yıl ekmeğimi öyle kazandım, redaksiyon yaparak, düzeltmenlik yaparak. Bir tanesinde bir yayın evinin sahibi, hocam dedi, yani sen evden de yapabilirsin, illa yayın evine gelmen gerekmez. Bir daha hiçbir yere gitmedim. Yani 13-14 yıl... Bir gazetede köşe yazarlığı yaptım. Yani 13-14 defa gitmedim gazeteye. Buraya geliyorum ama. Buraya geliyorsunuz ama dilerseniz biz de çok ufacık bir kısa süreliğine bir çalışmama hakkımızı kullanalım. Araya gidelim, akabinde buradayız. Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hocam şimdi iyi yaşamak aynı zamanda mutlu olmak demek değil mi? Eğer mutlu olmak demek ise, biz iyi yaşamak için hani gezmek, görmek, iyi yerlere gitmek, boş zaman üretmek, bir tiyatroya gitmek, bunları saydık. Ama eğer özünde mutlu olmak ise, ve diyelim ki bir anne de çocuğunu büyüttü ve çocuğunun iyi yerlere geldiğini gördü ve çok mutlu oldu. Kendi yaşamı içinde evet amacına ulaştı, çocuğumu çok iyi bir şekilde büyüttüm ve iyi yaşadım varsayıyorum kendimi diyebilir mi?
Şimdi tabii mesela ay kahve içtim. Kendimi çok iyi çok mutlu oldum. Öyle bir şey değil tabii. Ama mesela biz bir de şöyle bir ifade. Tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi memnun olmakla mutlu olmak arasında ne fark var? Mutluluk bir hal midir? Yani bir dondurma yedi, ay çok mutlu oldum bu dondurmayı yiyince, ay bu yemeği yiyince çok, bunu giyince çok mutlu oldum, bu şunu yapınca mutlu oldum. Şimdi mutluluk olunan bir şey midir? Bir hal midir? Aristoteles bunu uzun uzun tartışmıştır. Mutluluk çok basit bir şekilde tanımlanabilir aslında. Nasıl? Biz şeyleri iki şeyden dolayı isteyebiliriz. Ya kendinden dolayı ya başka bir şeyden dolayı. Dolayısıyla istediğin bir şey söyle bana. Ben sana niçin istiyorsun diye sorayım. Eğer niçini söyleyebiliyorsan onu başkasından dolayı. Mesela diyelim ki para, hocam para istiyorum dedim. Niçin istiyorsun? Ya parayla araba alacağım. Arabayı niçin istiyorsun? İşte onunla gezmeye gideceğim. Niye gezmeye gideceksin? Yani öyle bir şekilde o niçin yapacaksın bunu diye sorduğumda eğer yanıt verebiliyorsan bu kendinden dolayı istenmez. Hiç kimse koleksiyon yapmak için yani normal olarak para istemez. Parayı başka bir şeyden dolayı ister. Bizim kendisinden dolayı istediğimiz şeyler arasında mutluluk vardır. Mesela niye mutlu olmak istiyorsun? Var mı bir yanıtın? İyi hissetmek için. Yaşamın amacı mutlu olmak değil mi bir noktada? Cevap veremezsin. Ya mutlu olmak için mutlu olmak istiyorum. Mutlu olmak için mi? Kendinden ötürü istiyorum. Şimdi yani. ama şöyle bir şey var. O zaman mutluluk iyi bir şey. Ama biz bu yaşam o kadar kısa ki iyi mesela sağlık iyi değil mi? Zenginlik iyi değil mi? Ama bize en iyi ne? Yani biz en iyiyi aramak zorundayız. Zaman kısa olduğu için bu yaşamda acaba sağlıklı olmaya çalışalım, spor yapalım, zengin olmaya çalışalım, işte para sahibi olalım, çalışalım filan. Ama daha iyisi var. Daha iyisi var. Bir de en iyisi var. En iyi ne demek? Başka bir şeyden dolayı istenmeyen, kendisinden dolayı. Nikomakos'a etiğin girişini Aristoteles buna ayırmıştır. Ve sonunda birçok uslamlamadan sonra der ki, tabii bu amaç, yani amacım var, daha iyi amaç, daha iyi, daha iyi. En iyisi mutluluktur. Mutluluktan daha ileride, yani mutluluğu da şunun için istiyorum deyip mutluluğu araç haline getirip başka bir amaç koyamazsın önüne. Ama bana kendini amaç olarak koyduğun ne olursa olsun kariyer yapmak istiyorum. Niçin? Kariyer yapmak için yapmak istiyorum diyemezsin. Dolayısıyla bağlı şeyler zatından dolayı, kendinden dolayı ister. İnsanın kendinden dolayı istediği ilk şey nedir? Nedir? Ben bir soru da ben sorayım sana. Nedir? Çok çok iyi bir şey bu. Aferin. Soruyu karşı tarafa geri gönder. Kendi sorumu kendim yanıtlayayım. Nedir? Soru neydi? İnsanın kendini... soruyu da unuttum. Soru şu... İnsan en iyi ister, en iyi ister dedik ya. İnsanın ilk istediği nedir? Doğduğunda. Buna mahbub-ı evvel diyorlar. Arapçada, tasavvufta filan kullanılır. İnsanın ilk istediği şey kendisidir. Kendisidir derken? Yani insanın ilk sevdiği şey, arzuladığı şey kendisidir. Diğerler hep sonra gelir. Yani bebeğin annenin memesine saldırırken bile, süt emerken bile istediği şey kendisidir. Buna aynalama filan bir sürü şeyleri vardır. Bu konularla ilgili teoriler vardır. Yani anne ile bebek arasındaki ilişki çok ilginçtir. İki kişi yoktur ortada. Bir kişi vardır. Yani anne için bebeği
Bak çocuğu demiyorum. Çocukta işler değişir. Bebek kendisinden ayrı bir şey değildir. Çocuk için de anne kendisinden ayrı bir şey değildir. Bunun ilk arzu ve nefret ilişkisi ilk o süt emmede ortaya çıkar derler. Çünkü istediği an sütü alamaz. Çocuk alamadığında itilmiş olur. Yani elde edememiş olur. Mesafe girer ve sen ortaya çıkar. Bir süre sonra ben ve sen ortaya çıkar. Yani bölünür. Baba hep odur. Üçüncüdür yani. Baba sonradan devreye girecektir. Ama anne ile bebeği arasındaki ilişki, anne ile çocuğu arasındaki ilişkide bir ben ve sen ilişkisine döner. Fakat buna omnipotans denir. Çok ilginç bir tabir. Omnipotans tüm güçlülük diye çevriliyor. Omnipotansı nasıl özetleyebilirim? Dünya benden ibaret demek. Yani ben çevrede çok bu tür şeyler gördüm. Belki zaman zaman kendim de o tür şekilde hissetmiş olabilirim. Nedir o? Yani onu çözümlemek lazım. Dünya benden ibaret. Bu ne demek biliyor musun? Bütün çevrenizi araçsallaştırmanız demek. Her şeyi kullanılabilir hale getirmek demek. Yani çünkü amaç da sizsiniz. Yani yolcu da sizsiniz ama gidilecek hedef de sizsiniz. Çevredekiler ne? Onlar cüceler, mahluklar, dekor. Onlar size hizmet etmek için var. Onların kendileri için bir şey isteme şeyleri yok. Siz varlığınızla zaten değerlisinizdir. Bir şey yapmanıza gerek yoktur filan. Buralara girmeyelim ama neticede mutluluk kendisinden dolayı istenir. Ve istediğimiz şeylerin çoğunu iyi olduğu için mi isteriz? Arzuladığımız için onlara iyi mi deriz? Spinoza öyle der. Yani öyle kendinde iyi falan yoktur. Arzuladığın şeylere iyi dersin. Neyi arzuluyorsan o senin için iyi görünür. Peki en iyi ne? En iyi aslında o en başlangıçta çok ilkel, doğal biçimde kendimizdir dedik ya. Biz kendimizi isteriz. Fakat ne olursa o süt emme aşamasında işte anne sütü vermezse orada bir aşk nefret mülkiyet duygusu orada ortaya çıkıyor zaten. Hırs elde etme. Yani oralarda yaralandı mı bilinç? Yani o 1-2 yaşında zaten epey şey olmuş oluyor o sırada. O yüzden 2 yaş çok önemlidir. Bizim neyi isteyip neyi istemediğimizi oradaki mülkiyeti sahip olma, mülkiyette kastettiğim sahip olma hamleleri tarafından belirlenir. O yüzden bu bir süre sonra devam eder. Evde de, okulda da, ailede de. O da bizim istediklerimizin biçimlerini değiştirir. İyilerimiz farklı olur. Dolayısıyla burada bir şey ortaya çıkar. İnsan en çok sevmesi gereken varlığı kendisini unutur. Bu çok pis bir biçimde bu istekler, bu arzular ihtiyaçlara ve varsayımlara dayanır. Yani bisiklet sahibi olmak istiyorsun, araba sahibi olmak istiyorsun, kat yat filan. Yani birçok kendi dışınızda birçok şeye yönelmeye başlarsınız ve bu arada siz kendinizi unutursunuz. Bununla ilgili biz de burada çok hikaye anlattık. Şeyde bizim geleneğimizde, kültürümüzde çok şey vardır kendini unutmakla ilgili. Bu mülkiyet ve cinsiyet ilişkileri bizi kendimizden uzaklaştırdığı için biz dışarı yöneliriz ve o metalarda onlara sahip olursak mutlu olacağımızı zannederiz. Bu böyle değildir. Bunu kendimizde bulmamız lazım. Fakat burası da çok mistik, biraz hafif böyle bataklık gibi bir yer. Yani hemen çamura saplanabiliriz. O yüzden biraz orayı açıklamak lazım.
ne demek istiyoruz? Yani yaşamakla iyi yaşamak arasında iyi, ne fark olmalı? İşte tekamül, terakki, gelişme, ilerleme, hangi sözcüğü seçerseniz seçin. Yani hepimiz çocuktuk işte, büyüyoruz, yaşlanıyoruz filan yani. Bedensel olarak tekamül ediyoruz. Değil mi? Kemiklerimiz sertleşiyor, boyumuz büyüyor filan falan. Sonra da şey tersine dönüyor. Şimdi peki tinsel olarak, ruhsal olarak ilerleme var mı? Yani hiç unutmuyorum, böyle yıllar evvel bir arkadaşım, yıllar evvel boşandığı eşiyle bir şeyde karşılaşıyor. Bana dedi ki ya 50 yıl geçti dedi. Hiç ilerle. 50 sene evvel nasıl sanki öyle dedi. Şimdi o kadar doğal böyle lafın arasında söylenmiş bir şeydi ki yani irkildiğimi hatırlıyorum. Çünkü hemen ben de kendi çevremdekileri düşündüm. Yani yaşını başını almış arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, ailemden insanlar filan. Hangisinde bir gelişme var? Hangisinde bir değişme var? Yani neredeydi 30 yıl evvel filan arkadaşım neredeydi? 30 yıl sonra nereye geldi? Müdür olabilir. Yani derler ya vali olabilir ama adam olabiliyor mu meselesi. Bir ilerleme var mı yaşamında? Diyebilirsiniz ki işte o zaman fakir bir işçinin oğluydu. Şimdi çok zengin bir fabrikatör ya da işte bir milletvekili, bakan filan falan. Ya bu fiziksel kısmı, ruhsal olarak bir tekamülü var mı? Mesela ne kastediyorum? Çok asabiydi, çok kavgacıydı ama zaman içinde durulmuş, böyle bir beyefendi olmuş. Kendine bayağı emek vermiş. Yani insan kendini yontar, kendini yetiştirir, bir tekamül eder. Mutluluk nedir dendiğinde o mahbubu evvele ilk sevgiliye kavuşmaktır. Yani ilk sevgili dediğimiz kendi egodan söz ediyorum. O egoya yatırım yapmaktan, onu daha yukarı çıkarmaktan söz ediyorum. E hocam en iyi yemeği yiyoruz, en iyi kıyafetleri giyiyoruz, en iyi araçlara biniyoruz, en iyi evlerde, en pahalı evlerde oturuyoruz. Ama bunlar hep beden yani. Ruha ne yatırım yaptın? Ne kastediyoruz? Yani bu ruh ne yapacak, nasıl yapacak? Yani. Şimdi mesela doğru iyi şeyler yiyorsun ama lezzet alma yeteneğini arttırabilirsin. Değil mi? Daha yani duyularımızı duyuları terbiye edebilirsin. Bu şöyle tabii iyi bir ailede yetiştiğinde zaten çocukluğundan itibaren bu eğitimi alırsın. Yani belli bir şey görgü kısmından söz ediyorum. İrfan, kültür dediğimde bu. Yani bizim içinde gözümüzü açtığımız aile, çevreden söz ediyorum. Burada seviye yüksekse şanslıyızdır. Yani diyelim ki işte biz 9 yaşındaydık Uludağ'a gitmiştik orada kayak yapmıştık filan. Bende böyle bir anı yok. Yani ben 9 yaşında babamın bizi kayağa götürecek bir memur ailesi. Ama hatırlıyorum Caddebostan plajına giderdik. Yani anılarımı gözden geçirdiğimde kültür dediğim şeyi ben o ailede buluyorum. Türkçeniz de öyle, telaffuzunuz da öyle. Davranışınız, mizacınız da öyle. İnsan annesine, babasına benzememek için uğraşır. Ama aynı annesinin, babasının bir kopyası olur. Şimdi fakat ruhsal olarak ben ne kattım? O aileden geldi, okuldan geldi, çevreden geldi. Ben ne kattım? Bedensel olarak bir sürü şey dediğim gibi maddi olarak elde edebilirsin. Diyelim ki okuma alışkanlığınız var mı? Yani mesela iyi giyinmeyi bilirsin. Babam çok iyi giyinirdi. Ben onun gibi olmadım. O hep böyle kırmızı
şeyini falan koyar yani. Tam bir İstanbul beyefendisiydi. Diyelim ki ben yiyici takımındandım. Davanın yiyici takımı. Yemeğe ben düşkündüm. Ablam giyinmeye düşkündü filan. Bana o yüzden hömini gırtlak der. Ailede ne görüyorsak bunu ediniyoruz. Ama davranışlar var mesela. He derdik biz. Evet yerine. Yok. Bir şey oldu mu, bunu yaptın mı oğlum? He. Yani o kadar küçük yaştan hatırlıyorum ki. He denmez. Efendim denir oğlum. Ha. Yani duymadı. Yani bir sana büyüğün hitap ettiğinde he denmez. Sokakta öyle demek öğrenmişiz. Nasıl ya da çok küçüğüz. Bu benim aklımdan hiç çıkmadı. He denmez, efendim denir. Fakat bir süre sonra uyanırız ya, bunu babama karşı kullanmaya başladım. Şöyle, Dücane dediğinde, efendim baba derdim. Nasıl, dersimi çalışmış mıyım? Çalışmışım. Bu sefer babamdan ikinci ders geldi. Büyükler çağırdığında oturduğun ya, ben biliyorum bana bir iş verecek, bir şey yapacak. O yüzden efendim baba diyorum, yani gitmiyorum. Yani ben senin adını andığımda buraya gel demiş oluyorum. Şimdi buna benzer bir sürü anılardan filan örnek verebiliriz. Bunlar neticede kültürü oluşturuyor. Fakat ruh burada hala eğitilmemiş olarak kalıyor. Ne kastediyorum? Mesela imgelem, muhayyil eden söz diyorum, hayal etme. Şimdi bakın bir roman okuduğunuzda, bir şiir okuduğunuzda, bir hayal ustasından ders almış olur. Yani bir zihninizde hangi şairden olursa olsun bir kıta, yani bunlara sayfalar değil, bir mısra, bir beyit. Bu da nerede olur? Yani şiirden şiire, romana, edebiyata değer veren insanların arasında oturuyorsan olur. Orada zaten kulaktan duyarsın. Ben bağlı şiirleri şiir kitaplarından okumadım ki. Böyle devamlı konuşula konuşula ezberledim o bağlı beyitler. Konuşmalarda sıklıkla tekrar edildi. Bir süre sonra ezberliyorsun farkında olmadan hem de. Şimdi resim sanatında bir tabloya baktığınızda dünyaya bir ressamın muhayyilesinden bakmış oluyorsunuz. Bir film izlediğinizde bir yönetmenin ya da bir tiyatro oyunu izlediğinizde muhayyilenin ustalarından zihninizdeki imgeleri geliştirmeyi öğreniyorsunuz. Dolayısıyla edebiyata, sanata, sanatla ilgilenmek demek muhayyileyi geliştirmek, terbiye etmek, onu tekamül ettirmek demektir. İyi ama bir düşünce adamını, yani fikir kitapları okumaya, düşünce kitapları okumaya başladığınızda bu bilim olur. Yani okuldakilerden kastetmiyorum. Onlar başka bir şey. O zaman da sizdeki uslamlama yetisini terbiye etmiş oluyorsunuz. Konuları nasıl, hangi adımlarla inceleyeceğinizi, soruşturacağınızı, nerede tutarsız, nerede çelişkili olup olmadığınızı, bir şeyi nasıl kanıtlayabileceğinizi, nasıl çürütebileceğinizi öğrenirsiniz. Yani belli bilim dallarında, belli kitapları okuduğunuzda o bilim dallarında, işte diyelim ki bebekten söz ediyor. Ben bebekleri gözlemleyerek mi ediniyorum bunu? Hayır. İşte bu alanda yazılmış metinleri okuyor okuya. Çocukların dünyası ile ilgili, ben bunu hiç düşünmemiştim. Piaget'i mesela çok şey yaparım, tutarım. Yani hiç bilmediğimiz şeyleri öğreniyor, bilgimizi genişletiyoruz ama burada esas olan düşünme biçimimizi terbiye etmeyi öğreniriz. Şimdi iyi yaşamak, o yüzden Aristoteles 3'e ayırırdı. İyi yaşamak dendiği zaman bir haz yaşamı var. Haz yaşamı ne? İşte sığır yaşamı, kümes yaşamı, tavuk yaşamı filan denilen şey. Beslenme, üreme, İşte barınma filan. Yani bir kümes varsa,
yemek geliyorsa, efendim bir de üreme faaliyetini yerine getiriyorsanız, zaten bir tavuğun yaşamında ne var bundan başka? İnsanın yaşamında da bu var. Dolayısıyla görgü, irfan, işte o boş zaman dediğim şey, esas itibariyle sahip olduğunuz zaman dilimini nasıl kullanacağınızı size öğretir. Yani çalışan biri, devamlı çalışan biri geçim sıkıntısı içinde olduğundan hayatta kalmaya çalışır. Onun ne sanatla işi olur ne bilmem ne. Diyecekler ki yani yoksullar bu işlerle uğraşmasınlar mı, parası olmuyor. Hayır. Yoksul yaşamdan payını eksilterek, yani yaşıtlarından daha aç yaşamayı, daha yırtık pırtık giymeyi gerekirse göze alarak okumaya o vakti ayırabilir. 10 lira kazanacağına 5 lira kazanır. En azından ben öyle yaptığım için söylüyorum. Biraz daha yaşam standardımı aşağı çektim ve ama okumayı bırakmadım. Ya da işte onu bazen talebelere söylüyorum. Ne yapın yapın parayı bulun diyorum. Yani kendinize boş zaman ayırabilmek için şey gibi böyle mağarada yaşamanıza gerek yok. Belli bir gelir elde edebilirseniz, tabi bunun bir ortası yok mu? Yani ya tamamen ilimle irfanla uğraş, kitapların arasında bir ömür geçir ya da tamamen dışa yönel. Fakat şimdi elimden çok talebe geçti. Yani 20 yaşlarında çocuklardı bunlar. Şimdi çoğu 40-45, 50 yaşlarına geldi. Onlarla konuşuyoruz bazen. Yani bu geçen zaman içerisinde ben 20 yıl evvel söylemişim onlara. Yani neyi neyle ayır dedim, neyi nereye kadar vakit ayırması lazım. Dolayısıyla ben hep şey derim, hayatta en değerli şey nedir diye sorsalar bana zamandır derim. Zamandan daha değerli bir şey bulamadım. Zamana denk ya da zamandan daha değerli olan bir tek şey var bence. O mahbubu evvel dediğim, yani ilk sevgiliye, kendimize hizmet edebilecek, onu daha yukarı çıkarabilecek, onu eğitebilecek işler yapmak. Dolayısıyla ancak zaman bunun için harcanabilir. Yani ruhumuza, yani eski bir dil kullanıyorum farkındayım ama ruhumuza emek vererek, emek vermek için o zamanı kullanabilir. Ben zaman yoksunuyum, çalışmaktan zamanım yok. Ne yapıyorum? Mecburen işe gidiyorum, geliyorum işte filan. Ben ne istiyorum diye sormaya zaman bulamıyorum der. Ama yani şöyle, yani bunca yıl sonra bir talebemle konuştum. Çok evladım gibi sevdiğim bir talebemdir. Geçen dedim, dün akşam. Dedim ki ona, çok şey elimde büyüdüğü için biliyorum, insanların dedim tamamına yakın, neredeyse büyük çoğunluğu mağaradan çıkmayı düşünmüyorlar. Bir karanlığın içindeler, bir mağaranın içindeler, bir sefaletin içindeler. Ve bu sefaletin içinden çıkmayı düşünmüyorlar. Niçin dedim. Bir tek yanıtım var. Yani bunu bu şekilde formüle etmemiştim dün akşam. Çünkü hiç kimse mağarada olduğunu bilmiyor ki. Herkes kendinin iyi durumda olduğunu biliyor. Mağarada olduğunu bilmeyen biri mağaradan çıkmayı istemez ki. Ben mağarada olduğumu biliyordum. Yani bir şeyleri anlayamıyorum. Bir şeyleri göremiyorum. Yani her yere saldırıyordum. Yani okumak, öğrenmek. Yani bu şeyler niye bana karmaşık geliyor? İşte buna şey derler. Kendini aramak denilen şey budur. Mistifike etmiyorum.
yanlış anlaşılmasın. Kendini aramak, hakikati aramak. Yani neticede o hakikat bizim dışımızda olan bir şey değil. Kastettiğim şu, yani bilinmesi gereken tek şey, iyi yaşamakla alakalı söylüyorum. Bilinmesi gereken tek şey, mağaradasın. Zavallı bir durumdasın. Her tarafından prangalarla çevrilmiş durumdasın. Nedir o? Bir, doğal ihtiyaçlar. Çalışmak zorundasın, okumak zorundasın. İşte şunu yapmak zorundasın. Anne baban var, onlara ait ödevlerin var. Evlenirsen karına çocuklarına ödevlerin var. Patronuna karşı vazifelerin var. Sürekli birilerine borçlusun. Ve sürekli onlara hizmet etmek zorundasın. Onlar da sana bir şeyi lütfediyorlar. Yaşamda kalmanı lütfediyorlar. İyi yaşamanı değil. Ha diyebilirsin ki ama hocam işte yatım var, katım var. Yani demek ki sadece öyle yaşamda kalmak değil, iyi yaşamak. Ne o? Sağlık, zenginlik filan. Ama mağaradan çıkmamı bana sağlayacak zamanı vermiyor. O zaman elimde olsa bile ben mağarada olduğumu düşünmüyorum. Ben gayet iyiyim, başarılı bir iş adamıyım. Ben işte zengin bir adamım. Ya da kimseye borcum yok, geçim sıkıntısı çekiyorum ama sonuçta hayatımı idame ettiriyorum. Hayır, ben emekçilere, yani geçim sıkıntısı çekenlere onlara secde ederim. Hiç orada bir problem yok. Niye? Zaruret var ve zaruret yaşamda kalmaya çalışıyor adam. Yani öyle bir temel fıkrası vardır bilirsiniz. Temel işte uçurumdan şey yapmış. Ondan sonra ya bakmış kırılıyor dal. Allah'ım beni kurtar falan diye dua etmeye başlamış. O sırada gaipten bir ses duymuş. Ey Temel demiş, ben senin Rabbinim. Huzurla ellerini bırak demiş. Temel bir aşağı bakmış. Kendisine söyleneni düşünmüş. İlk ya başkası yok mudur demiş. Başkası yok mudur? Şimdi dolayısıyla yaşam bize ellerini bırak diyor. Ve bizi oyalayacak, o bizi ilk sevgiliden uzak tutacak bir takım önümüze bulibonlar filan veriyor. Ve biz onları elde etmekle filan, hatta bazı kazanıyoruz da filan. O yüzden hep şey derim. Yani para kazanmak aslında zor değildir. Zeki olan ve yani ben para kazanacağım arkadaş diye hedefi önüne koyan yani büyük ihtimalle kazanır. İstediği kadar olmasa bile. Ama parayı yiyemez. Bakın Türkiye'deki en büyük tanınmış şöhret sanatçılarda falan görüyorum. Mesela ünlülerde diyelim, sanatçı demeyelim. O kelimeye hürmetimiz parayı var. Parayı yemek de bir kültür gerektirir değil mi? Asıl parayı yani parayı yerken kültür ortaya çıkar. Görgü dediğim şey parayı kazanma sürecinde değil, parayı harcama sürecinde ihtiyaç duyduğumuz bir kurumdur. O yüzden yani Türkiye'de sermayeyi ele geçiren sınıflar parayı yiyemiyorlar ki. Yani... neyse şeye, siyasete evet, girer. Evet, az önce de zaten şunu söylemek istemiştim. Şimdi şartlar bazen insanı öyle bir noktaya getirir ki borcum yok, geçim sıkıntısı çekiyor olabilirim ama neticede kendimi işte ailemi bir şekilde yaşantımı idame ettirebiliyorum. Hani bu yaşam tarzına sahip bir insan da kendisini iyi yaşıyorum sanabilir. Çünkü şartlar öyle ama bir noktadadır ki etrafına bakarak kendisi de iyi yaşadığını düşünüyor olabilir. Tamam, bu iyi, yani buradaki iyi yaşamı ekonomik bakımdan iyi hissedebilir. İşte olanakları bakımdan iyi hissedebilir. Bunu konuşmuyorsun. Evet. Bizim konuştuğumuz şu. Ya kaç sayfa okuyorsun? Yani hayatında yani diyelim ki biraz abartayım izninizle. Kafka'nın Milena'ya mektuplarını okumamış bir genç. Yani takır tukur. Yani nasıl ilerleyebilir? Nasıl ilerleyebilir? Yani hiçbir öykü yok, roman yok, şiir yok. Resim yok, heykel yok, mimari yok, sinema yok.
felsefe, bilim filan demiyorum. Onlar olsa bile bunlara ihtiyaç var. Buradaki problem şu, bilgili insanlar olalım, bilmem ne olan. Hayır, iyi yaşamaktan söylüyoruz. Görgülü insan olmak demek, içinde bulunur. O yüzden doğada olmuyor bu, şehirde oluyor. Yani hep örnek veririm, benim öyle bir yazım var. Eyüp, Fatih, Üsküdar'la Şişli Beyoğlu, Beşiktaş ve Kadıköy. Bu üç ilçeyi mukayese ettim. Yani 8-10 sene evvel yazdığım bir yazıydı. Yıllarca bir şeyi algılayamadım. Ben tabii gençken kitaba düşkün bir çocuk olarak kültürü şöyle algılıyordum. Yani zevklerden uzak durursam kendimi böyle çıstak çıstak hep dışarılara harcamaz işte devamlı okursam ancak o zaman hani ilerleyebilirim düşünsel olarak. Dolayısıyla zevk yaşamı olarak, haz yaşamı olarak hani meyhanelerin, barların bilmem neyin olduğu yerlerden tabii ne yapar böyle bir çocuk? Biraz da dünya görüşüm de buna uygun o zamanlar. Uzak durur. Yalnız bir şeyi çözemiyorum. Yani 20-30 yıl bunu zihnimde taşıdım. Ve çözdüğüm an, ve onu da Muğla'da çözdüm. Kanos'ta, oradaki bir arkeolog sayesinde. Ya diyorum ki arkadaş, bütün barlar, pavyonlar, bilmem neler, hepsi İstiklal Caddesi'nde o zaman. Tarlabaşı falan. Fakat bütün kitapçılar da orada. Tiyatrolar orada, sinemalar orada. Ya Beşiktaş benim doğup büyüdüğüm yer. Yani doğup değil ama büyüdüğüm yer. Çocukluğumun geçtiği yer. Arkadaş orada iki tane şey vardı. Şu anda yok olmadığı için telaffuz edebilirim. Çünkü kültür tarihimiz bakımından önemli. Kabalcı ve Alkım diye. Yani fabrika gibi çalışırdı. Ben orada mutlaka Atatürk kitaplığında Mantık Atölyesi diye derslerim vardı. Oraya giderken en büyük zevkim Beşiktaş'ta gitmek, Kabalcı'dan ve Alkım'dan kitap almak, sonra derse gitmek. O yüzden bir iki saat önce giderdim. Bir gün bir arkadaşla şey yaptık, bir yerde oturalım, bir şey yiyelim, içelim falan dedi. Kafede saat de geçmişti. Ben oraları tabii uzun zamandır gitmediğim için bilmiyorum. Arkalara bir gittim, aynı Beyoğlu'nun başka bir şey, çarşının o kenarları falan. Kadıköy. Ya Kadıköy'de türkü barları bilmem neler falan hepsi eğlence yerleri doludur. Ve gerçek bir şeydir. Şehirdir bence. Fakat arkadaş çocuğuna defter kitap almak istiyorsan Kadıköy'e gideceksin. Şimdi bir de Üsküdar'da doğup büyümüş biri bir Zeynep Kamilli olarak. Ya Üsküdar'da kitapçı durmazdı yani. Üsküdar'da kitapçı olmaz, yaşamaz. Denedi arkadaşlar, hepsi 3-5 sene. İşte çok biraz babadan filan şeyi olan, desteği olan filan bir kitapçı biraz kaldı filan yani. Şimdi hala var mı bilmiyorum tabii. Şimdi benim çözemediğim şu. Arkadaş okumak için bütün şeyler Fatih'te, Eyüp'te, Üsküdar'da olması lazım. Ama bu kaka yerler, işte Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, buralarda eğlence var, bilmem ne var. Fakat çözemediğim kitaplar burada değil, yine burada. Eğlencenin olduğu yerde. Ben bunları birbirine o kadar karşıt konumlandırmışım ki zihnimde, bir türlü şey yapamıyorum. Sonra Kanos'ta, oradaki tiyatro, aynı zamanda Blüteryon olarak da kullanıyor. Hem meclis, dar bir yer, hem de tiyatro olarak kullanılıyor. İşte anlatırken şey dedi hoca, ya işte dedi Dionysos dedi, tiyatroların tanrısıdır filan dedi. Hocam dedim, yani Dionysos, Bakchus,
şarap tanrısı değil mi dedim. Yo dedi, hem tiyatro tanrısıdır o, hem şarap tanrısıdır dedi. Yani kültür tanrısı. Hay Allah dedim ya. Yaşamın olmadığı yerde düşünme, sanat olur mu? Tabii o eğlence mekanlarının olduğu yerde kitapçılar var. Çünkü orada şehir kültürü var. Doğal kültür yok ki. Bir tanesinde doğal kültür var. Aras'ta var. Cami, Aras'ta ve evler var. Eğlence mekanları yok. O yüzden İstanbullular eğlenceye gitmek için o bulundukları yerlerden çıkmak durumundalar ki hala öyledir. Şu anda tabii İstanbul eski İstanbul değil ama yani demek istediğim şu, canlı bir kültürün olabilmesi için yaşamda bir kasvet, kasavet değil, neşe de olması lazım. Neşe olmadığında, canlı bir kültür olduğunda insanların kendini eğitmesi, yetiştirmesi, geliştirmesi, hani eski tabiri kullanalım, başlangıçta kullandığımız tabiri kullanalım, ruhlarını terbiye etmeleri, ilerlemeleri, mağaradan, mağaralarından çıkmaları mümkün olmaz. Önce içinde bir mağaranın içinde doğduğumuzu, çünkü kültür, halihazırdaki kültür aslında mağarayı mümkün kılan odur. Yani doğanın kendisi doğal zemin vardır ama onun dışında işte ortak kim diye adet, ahlak, kültür filan diye bir sürü hazır kalıplar var. Biz onların içinde gözümüzü açıyoruz. Bir bizim içinde doğuyoruz. O bizim içindeki beni fark etmek ve kendini var etmeye çalışmak o kadar zor ki. Devlet buna izin vermiyor. Halk da buna izin vermiyor. O yüzden halk da devlet de felsefenin ve sanatın karşısındadır bizim gibi ülkelerde. Yani bizim kaderimiz hem halkla halka karşı koymaktır. Halkın beklentilerine, isteklerine. Çünkü aşağı çeker. Yüksek düşünceyi, yüksek sanatı, yüksek kültürü anlamaz, istemez. Onunla irtibat kuramaz. Çünkü onu anlamak için gerekli zamandan yoksundur. O zaman verilmemiştir ona. O zamanı elde etmek için de bir takım krizlere ihtiyacı var. Yani mağarada olduğunu fark edebilecek bir kavrayış edinebilmesi için. Nerede çıkıyor bunlar? Travmalarda çıkıyor. Başınıza bir şey gelsin. Ciddi bir olay. Hiç birdenbire yaşamla ilgili yaşama verdiğiniz bütün anlamların böyle buharlaştığı, yok olduğu bir şey. Düşünün. Büyük bir kayıp. Çok zengin, çok yakışıklı, çok ya da çok güzel bir kadın ya da erkek. Maddi başarısı var, kariyeri var. Bir trafik kazası, hafif bir şey, aldatılma. Yani illa öyle fiziksel olması gerekmez. Bir anda, o yüzden büyük şeyler sağlıklı da değildir bence. Hastalıklıdır. Büyük değişimler değil, dönüşümler. Bir anda. Bir anda Kabe'ye, hacca gidiyorsun, Vatikan'a gidiyorsun, bir anda şey yapıyorsun, rahip olmaya karar veriyorsun. Ya da bir anda dinin yalanmış, ben ateistim diyorsun, dinsizim diyorsun, hep filan falan. Ne zaman olur bunlar? Bunlar ciddi bir krizle, travmayla mümkün olur. Travmalar dönüştürücüdür. Fakat o kadar hızlı dönüştürür ki asla bilincini yanında taşıyamazsınız. Oysa bizden istenen şey o dönüşümü savaşa savaşa yavaş yavaş ve bir ileri bir geri düşe kalka filan yapmamız. İşte iyi yaşama esas itibariyle bu kendimi ve içinde bulunduğum çevreyi kavramadır. Bunun dışında iyi yaşamadan söz edemeyiz. Çünkü bir sürü adam görüyoruz. Paraları var, şöhretleri var, işte yatları var, katları var, neyse. Fakat kendini oyalamayı bilemiyorlar. Yani çok pis yaşlanıyorlar. Nasıl? Mutsuz oluyorlar. Çünkü kendi elde ettikleri takdirde abad olacaklarını düşündükleri her şey fazlasıyla ellerinde ve hala mutsuzlar. İşte o yüzden Şems-i Tebrizi'nin bir sözü vardır, çok severim. Edebiyat gibi gelmesin. Diyor ki, kendine bir ayna bul.
Yani bir dost. Şimdi o yüzden dost hani eş, çocuk filan falan dost olmaz. Onlar eşindir yani dostun değildir. Çocuğundur. Aynen. Çocuğundur filan. Patronundur, işçindir filan. Olmaz yani. Onların bilmemesi gereken şeyler vardır. Onlara saklaman gereken yanlar vardır. Dosta zaten saklayacak bir perde de olmaz. O yüzden insanın iki tane dostu olmaz, üç tane. Ama benim çevirmişim dostlarım var. Öyle bir şey olmaz. Dost ne biliyor musunuz? Sizi yani manevi anlamda söyleyeyim, çırılçıplak görebilendir. Yani yanında utanmayacağınız, utanamayacağınız kadar içinizi dökebileceğiniz biri. Bu öyle olmadı. 10 tane dost olmaz o yüzden. Şimdi onun bize yararı şu olur. Bu işlerde o travmalara filan ihtiyaç duymadan insanın kendisini fark etmesi, güçlü yanlarını fark etmesi değil, zayıf yanlarını fark etmesi, onları tamir etmeye, yaralarını kendi kendine sarmayı öğrenmesi çok kolay değildir. Mutlaka bir dış destek gerektirir. Yani en azından psikolojide bile eşler arasında problemler olduğunda filan çok eskiden tabii 30 sene evvel bu işleri pek şey yapmazdım, ciddiye almazdım. Ama şimdi anlıyorum ki o yüzden eşe dosta da söylüyorum. Bir psikoloğa, bir pedagoga gitmek konusunda direnç gösterme. Bu çocukla ilgili olabilir, eşinle ilgili olabilir, kendinle ilgili olabilir. Yani bir dış nefese, bu işi iyi kötü oradaki yapıyı bilen birine ihtiyaç duyarsın. Profesyonellerin o gittiklerinin de tamire ihtiyacı var. Onlar da yaralı. Yani psikolog ama onun da bir psikoloğa ihtiyacı var. Şimdi dolayısıyla iyi yaşamak, işte boş zaman elde etmek, bizim maddi ihtiyaçlarımızı karşılamak, maddi ihtiyaçları karşılamak için yaptığımız şey işte geçim sıkıntısı dediğim şey. Bu dediğim can sıkıntısı ve inanınız yani bazen böyle konuşurken tabii kendi yaşamımdan, kendi gözlemlerimden örnek veriyorum. Bu beni çok ikna ettiği için karşımdakileri de ikna edecekmiş gibi geliyor. Fakat söylediğimde bakıyorum o bendeki şey etkilenim karşıda oluşmuyor. Bu da şeye ihtiyaca göre zannediyorum değişiyor. Şimdi boş zaman kendine emek harcamak dediğim şey en başa tekrar onu söyleyeceğim. Bir kere mağarada olduğumuzu ve bu mağaradan çıkmamız gerektiğini, böyle bir gereksinimi kendimizde hissetmek zorundayız. Hasta olduğunu kabul etmeyen biri tedaviye gitmez. Zor olan ve pek gözlemleyemediğim şey insanların kendilerini mağarada olarak kabul etmemeli. Fakat bu şöyle bir şeye yol açıyor. Kabul etmemeleri mi, kabul etmeleri mi zor olan? Hayır, fark etmemeleri. Fark etmeleri. Buna biz hayret diyoruz. Yani en azından Platon'dan beri felsefenin en temel ilk patosu, zemini hayrettir, şaşırmak. Nedir o? Bir gün kendi kendinle karşılaşırsın. Kendi kendinle nerede karşılaşırsın? En zavallı zamanında ağlarken, üzülürken, aldatılmışsan, terk edilmişsen, bir yetersizlik içerisindeysen. Şimdi bu biz bu dünyada kemali bulmaya, cemali görmeye geldik derler. Evet. Sanki tam da buranın sözü gibi. İşte evet yani aslında orada söylenen şey bu
yaklaşık 2500 yıllık bir öyküdür. Hatta 3000'ini biliyoruz tarihsel olarak. Ama muhtemelen başkalarında da oluşmuştur. En temel şey ne? Yani okumak, tiyatro, sinema filan, bu böyle bunları elde etmek, hani var, elde edenleri görüyoruz. Yani yine vali olmuş, adam olamamış tiplerden oluyor. Çoğu çiğ. Hiçbir tekamül yok. Yani yılların oyuncusu olabiliyor, yılların sanatçısı olabiliyor falan. Öyle bir laf ediyor ki bir gün. Yani diyorsun ki hiç kendine emek... Yani bir insanın bir konuda başarılı olması, adam olması demek değildir. Yani dünyanın en büyük filozofu olabilirsiniz. En büyük işte siyasetçisi, sanatçısı filan. Yani neticede adamın kalbine, öz bilincine bakılır. Kendine dışarıdan bakabiliyor mu? Yani başkalarını kolay incitebiliyor mu? Başkalarını aşağılamayı 70 yaşına gelip... Marifetten işte, sayılır. Yani orada bir gelişme yoktur. Yani bir konuda hünerse onlara sanatçı denmez. Onlara hüner sahibi denir. Yani ne bileyim işte şey üstünde, ip üzerinde yürüyor. Cambaz. Ben sanatçıyım diyebilir. Doğru, yaptığı bir sanattır. Ama biz ona hüner diyoruz. Dolayısıyla hünerli bir tiyatrocu, hünerli bir oyuncu, hünerli bir siyasetçi filan. Orada bir hüner var, ustalık var. Ona saygı duyuyoruz. Biz ama insanı arıyoruz. Yani hüner, onun yani paranı da kazanmışsın, yaşamışsın, etmişsin filan. Ne yapalım yani? Sırtımızda mı taşıyalım? Ama neticede bir tek şey var. O yüzden mesleklerinden ayrılamayanlarda da böyle bir sorun görürüm. İkinci gözlemimi söyleyeceğim. Mesleklerinden ayrılamayanlar derken? Yani diyelim ki şarkıcı, yani ses sanatçısı ya da besteker ya da yönetmen ya da filan. Yani bir meslekle yaşamı tüketme zorunda hissediyor ve o mesleği askerlerde vardır. Albaylar. Emekli oldu mu sudan çıkmış balığa dönüyor. Şimdi niye öz bilinç gelişmediği için? Öz bilinç ne? Kendine dışarıdan bakma. Apoletlerin varsa var. Yani işte zenginsen zenginsin, ünlüysen ünlüsün. Ama içeride bir küçük çocuk var, bir şey var, zavallı var. Onu görüp onu terbiye etmen lazım. Bazı konulardaki başarılar insanın kendi kusurlarını görmesini engeller. Ama şeye, bir cümleyi unutmayayım, onu hep hatırlayıp dönüyorum etrafında. Yani irfan nedir deseler, yani bütün bunu söylediklerimiz işte mağaradan çıkmak, mağarada olduğumuzu fark etmek filan diye bazı metaforlara başvuruyoruz. Ama daha kısa, daha sade, daha yalın bir şey söyleyemez miyiz deseniz, yani yıllardır bu en iyi bulduğum şeylerden biridir. Bana açıklayıcı geliyor. Kendini oyalamayı bilmek. Bakın dikkat edin. İnsanların önemli bir kısmı, yani yaşlanma çok önemli bir şeydir, güzel yaşlanma. Ve güzel yaşlanmayı bilmeyen, kendine yazık eden çok insan var. Güzel yaşlanma, kendini oyalamayı öğrenmiş insanların hakkıdır. Yani onlar güzel yaşlanabilir. Ya bazıları yalnız kalmaya... ya da yalnız kaldıklarını ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve bu belli bir yaştan sonra değil. Yani bütün yaşamlarında. İşte can sıkıntısı falan deyince, yani şeyde durakta otobüs beklerken ya da işte sinema kuyruğundaki falan sıkıntıyı kastetmiyorum. Buradaki sıkıntı, daraltı, kaygıdan söz ediyorum. Kaygı çok yıkıcı bir şeydir. Kendini oyalamayı bilemezseniz, iyi yaşamdan söz edemezseniz, yani İyi yaşamın mümkün olabilmesi için ruhunuzu meşgul, oyalamanız lazım. Bu ziyafetlerle, toplantılarla vesaire filan olacak şey değil. Kendinizi oyalamayı, işte kültür bunu sağlar.
Yani buraya gelirken onu düşünmüştüm ama vaktimiz kalırsa... Kalırsa konuşuruz. Kendimizi evet. Oyalamak derken dilerseniz biraz da soluklanalım. Evet. Akabinde zaten devam edeceğiz. Evet efendim devam ediyoruz. Şimdi hocam iyi yaşamak derken iyi yemek, iyi gezmek, kendini oyalamak. Bu bir nevi hani çelebilik gibi geliyor insana. Ama çelebilik derken de şimdi bu çok eski zamanlara ait bir tanım gibi. Günümüzde bunu nasıl uyarlayacağız? Günümüzde çelebilik hala geçerli mi oluyor ya da tam olarak çelebilik bu çağda kime denir? Şimdi aslında bu tabirin çok eski bir tarihi var. Bu anerteios diye Yunanca. Bir tamlamanın şeyidir. Çelebi yani aynı anerteios gibi Allah'lık adam demek. Tanrılık adam. Bizde ne Allah'lık adamsın ya derler mesela. Çelebi Allah'lık adam demektir. Niye? Çelebi çalaptan gelir. Çalap biliyorsunuz Tanrı demek. Çelebi de tanrısal demektir. Tanrısal adam demektir. Yani daha aşağılara insek müteellih derler. Teelli ilahlaşmış, tanrısallaşmış. Tanrı olmuş değil ama tanrısal. Tanrı'ya yaklaşmış. Bu Platoncu bir jargondur. Çünkü felsefenin amaçlarından biri Tanrı'ya benzemektir. Tanrı gibi olmak. O yüzden Platon çok güzel bir şey söyler. Fedros'ta. Dostum felsefe yapmak istiyorsak buradan oraya kaçmak zorundayız. İşte, bu şeyleri uzmanları çok meşgul etmiştir. Buradan oraya. Yani bura nire, ora nire yani buradan oraya. Bu idelerin mekanıyla da alakalı bir şeydir. Yani göğün ötesindeki mekan Üper Uranios Topos şeyin gök bitiyor. Göğün yani en dış göğün üstünde. Yani uzayın arkasında ne var? Öyle diyeyim yani biz şu anda uzay olarak algıladığımız bir boşluk var ya bir mekan. Onun dışı var mı? Mesela. İşte ideler orada diyor, Tanrı orada diyor ve bu bir anlamda us olduğu için Tanrı, us demek olduğundan Tanrı'ya benzemek aslında ussallaşmış olmak demek. Şimdi anerteios, garip bir biçimde bizdeki haliyle Çelebi, Mevlevilerde ve Bektaşilerde kullanılan bir terimdir. Çelebi İstanbul Beyefendisi demektir. İşte Ayhan Bey'le düşündüğüm hep bu konularda kendisini dinlemek istemiştim. Çelebi İstanbul Beyefendisi. Centilmen demektir. Centilmen. Yani kıyafetiyle, davranışıyla, fevkalade, zarif bir insan tipidir Çelebi. Şimdi Mevlevi ya da Bektaşi deyip geçmeyin. Hem Bektaşilik hem Mevlevilik aynı zamanda ordu ideolojisiydi. İşte Yeniçerileri filan biliyoruz o. Nizam-ı Cedid filan hikayelerini. Dolayısıyla Mevleviler hep orada Çelebi'dir yani. Abdurrahman Çelebi bile oradan gelir. Çelebiler kendi içinde bulundukları çağın kültürüyle donanmış edebiyattan, dinden, felsefeden, müzikten filan. Mevlevanelerde neler olduğunu bilseniz yani işte bir kısmını okuyarak bunları öğrenmek durumundayız ama ben öyle birkaç tanesine yetiştim yani bu işler
ben Üsküdar'da babamın çevresinde böyle Melami, Bektaşi, Mevlevi yaşlılar vardı. Böyle bir çay evi vardı. O çay evinde hiç kimse çay parası ödemez yani. Duvarda defler falan duruyor, onlar şeyleri alıp kapatıp orada kendileri meşk ediyorlar. Hepsi musiki şinas filan. Yaşlı ihtiyarlar böyle. Hep emekli filan. Tabii 2-3 dil. Fransızca, Farsça, Arapça. Yani 3-4 dil bilen insanlar. Üsküdar'ın daha böyle kaymak tabakası. Yani oraya gittiğinizde mesela oturup kalkmanız şey kovardı zaten. Abdullah amca. Çaycı. O kadar titiz, o kadar temiz bir adamdı ki. Çünkü oraya gidip oturuyorsunuz. Oradan biri diyor, herkese çay veriliyor. Parayı o veriyor. Yani varsa paranı siz de ısmarlayabilirsiniz. Ama kendin öyle al 1 lira bana çay getir falan yok. Edebinle oturacaksın. Sözün sana gelmesini bekleyeceksin. O söz sana asla gelmez falan. Ben babamdan biraz dinlediğim için oraya giderdim. Bizim tabii işimiz farklıydı. Biz o zaman yaramaz çocuklardık. Başka işler yapıyorduk. Abdullah amcayı öyle tanımıştım. Şimdi çele bunlar zarif insanlar. Mesela eski İstanbul daha memurlar, özellikle memurlar akide şekeri, bir mendilin içinde ceplerinde akide şekeri taşırlar. Akide şekeri biliyorsun nikahtan filan gelir. Niye taşırlar bilmezdim. Yani ben sanıyorum babamdan duymuştum. Şimdi tabii bu insanların ekonomik şeyleri var. Eskiden biz de annemle babama Kısıklı'da sefertasında öğlenliği yemek götürdüğümüzü hatırlıyorum. Böyle hayal meyal. Herkes bu olana sahip olmadığı için şimdi sabahleyin kahvaltı yapıp işe gidiyorsunuz filan. Akşam eve dönüyorsunuz. Yaş, biraz da yaş filan ilerlemişse şeker düşüyor filan. Ne yapacaksınız? O mendilden çıkarılır, bir tane şeker atılır, kan şekeri biraz yukarı çıkarılır. Eve gelinir, evde de şey yenir. Şimdi işte hatta onu bilenler anlatsa mesela kurban nasıl kesilir? Filan diye eski şeyler, gül suları dökülür. Metin Akpınar'ın öyle bir şeyi vardı. Bir oyununda bir damat adayı olarak zannediyorum Aşk Olsun'du oyunun adı. Orada bir şey yapıyor. Kurban kesme ile ilgili eski İstanbul adetini anlatır. Efsane bir sahnedir. Hakikaten de yani ben o şeyleri böyle hayal meyal gördüm o şeyleri. Burada şeyine girmeyelim çünkü konu şey değil, uygun değil yani ortam. Ama şunu demek istiyorum. Her şeyin en yüksek düzeyde, en zarif biçimde uygulanabilme biçimi vardı. Şimdi bu zerafet, bu nezaket o kadar doğallaşmıştı ki, yani şehirdeki kültürün birikmesiyle alakalı. Herkes onun içinde büyüdüğü için doğal davranış haline geliyor. İşte aslında bir anlamda onların yıkılması, yeniden yapılmasının yararı bu. Çünkü bir süre sonra mağaraya dönüşüyor. Ne kadar zarif olursa olsun. Şimdi mesela bir tane şey anı anlatayım hızlıca. Babamı babaannem misafirliğe gidiyorlar. İşte bir çorba mı geliyor, bir şey mi ne geliyor, bir yemek geliyor yani. Diyor ki kadın, ona göre yiyin, arkası yufka diyor. Ha diyor babam, tamam börek gelecek, ben bunu yemeyeyim diyor. Onu fazla yemiyor, işte onu geçiştiriyor falan filan. Sonra kadın sofrayı topluyor. Anne, babanız aç kaldı. Babam aç kalıyor. Anne diyor hani filan, evladım diyor, teyzen dedi ya diyor, arkası yufka. Tamam diyor, ben de yufkayı bekliyorum, hani böreği bekliyorum.
neden sonra anlıyor ki arkası yufka, başka yemeğimiz yok, ona göre karnınızı doyurun demek. Mesela İstanbul kültüründe, Osmanlı'da olan bir şey, yok kelimesinin kullanılması şeydir. Yani yok denmez. Bakın şimdi mesela Türkçe'de evet hayırın Türkçesi ne? Evet hayırın Türkçesi ne derken? Yani evet hayır Türkçe değil, hayır Arapça, evet Soğutça. Biz ne diyoruz? He, evet ha, he, evet demek. Yo, bu da hayır demek. Yok yani, yok oradan gelir. Ama bak, yok aynı zamanda galiba var. Yok, hayır kelimesi, hayır kelimesi iyi demek. Hı-hı. Yani hayırlı olsun falan yok, işte hayır. Yani param var mı diyor, mesela hayır. Yok demiyor, hayır diyor. Yani yok demiyor. Deva o aslında vahdeti vücutla falan alakalı. Hı-hı. Varlığın birliği, yani onun arkasında bir sürü şeyler var. Bir kültür var yani, bir dünya görüşü var. Ama neticede kadın arkası yufka diyor. Yemeğimiz yok, yani karnınızı doyurun demiyor. Şimdi bunlar nezaket, zerafet dediğimiz şey. Babaannemin lafıdır. Şey yapardı. Bir tanesi İstanbullulara özenmiş bir yerden. Türkçe konuşacak. Şey demiş. Hanımefendi demiş. Size geliyoruz, gidiyoruz. Ama sizi bir türlü evde bulamıyoruz demiş. Şimdi babaannem bunu anlatmaktan çok hoşlandı. Arkadan da şey derdi. Hanımefendi nazik olabilirsiniz ama nazenin olamazsınız. Şimdi bunları tabii ben kulaktan kaydediyorum ama anlamlarını çok sonra öğrendim. İkisi de aynı anlama geliyor, nazik ve nazenin. Ama biri doğasında doğal olarak o zerafete, nezakete sahip olan, biri de onu dıştan yamalamaya çalışan. Gösteriyor ama bir yerden açık veriyor. Bu da normal yani, normal. geçiş kültürlerinde ister istemez şey olarak normaldir. Nezaketle ilgili, dürüstlükle ilgili şeyi en azından kapanışı ona göre şey yaptım, düşünüyorum. Nezaket ve zarafet dedim ya en başta, aslında bir tür riyakarlık demektir. Evet. Ben yani içlerinde yaşadığım için çok da saygı duyduğum uluslardır. Yani herhangi bir şeyle söylemiyorum. Fransızlar ve Almanlar. Hep şey derdim. Almanlar çok dürüsttür. Ama nazik olarak kabul edilmezler. Yani çok düzenlidirler. Kuralcıdırlar filan. Ama yani bir şey söyleyeyim. Dondurma alıyorsunuz. Ya külahta alırsınız ya elde şeyde, kase mi diyelim ona? Evet, karton kase. Karton kase. Kase alırsınız, oturuyorsunuz masaya, dondurma alıyorsunuz, alıp gidiyorsunuz. Yani size kalmış. Fakat bir tanesi diyor ki ben kasede değil dondurmada yemek istiyorum. Ya dondurmamı külahta almak istiyorum ama oturacağım diyor. Oradaki görevli oturtturmuyor. Yani sen külahta aldım diyor, külahtaki oturamaz. Sonucu çıkarıyor. Yorucu böyle şeyler. Çok kuralcıdırlar. Hakikaten hem onların en büyük gücüdür ama aynı zamanda zayıftır. Fakat hakikaten Almanlarda bu manada bir dürüstlük vardır. Yani dürüst insanlar kaba olurlar. Ben o yüzden şey derim, dürüst olanlar kolay incitirler, kolay incinir. Yani dürüstlüğün insana sağladığı şey, dürüst insan çok kolay incinir. Ve çok kolay da incidir. Ve dürüstlükte önlenemez bir kabalık vardır. Hatta daha da ileri gidiyorum. Dedim ya bu akşam fazla sansür yapmayacağım. Bir zeka yetersizliği de teşhis etmek mümkündür. Neden? Çünkü nezaket göründüğün gibi olmamak demektir. Biraz yapmacıklık mı diyoruz? Yapmacı tabii. İşte Fransızlar da öyledir.
Hepsi böyledir demiyorum yani hiçbir ulusu bu anlamda aklımın ucundan geçmedi. Yani genel olarak hakikaten zariftirler. Giyinmeleri filan, davranışları, restoranlarda da öyledir filan. Ama orada hiç ahlaki olmayan, etik olmayan bir sürü şey saklıdır o nezaketin şeyinde. Biz Türkler hangisine yakınız bu manada? Daha zarif, nazik. Tam o kategoriye girer miyiz acaba? Ama biz de hiç, yani hiç girmeyiz. Sanki dürüstlüğümüz daha mı ağır basıyor diyelim, öyle mi? Almanlara biraz yakın olabiliriz. Şöyle, doğal, bizde doğallık, sahicilik, erdem kabul ediliyor. Çünkü yönetilmesi de kolaydır. Çünkü doğaya uygunluk. Yüksek kültür incelir. İnceldikçe tabii bir yapaylaşma vardır. Bazılarında doğal vardır. Yani hakikaten adam Polonyalı, aristokrat bir adam, yoksulluk içerisinde. Hatta öyle bir şey vardı, Eşkıya'da bir sahne, bir zengin, asil fakat otelde parayı veremiyor filan. Evet, onda, ama yine de o zarafeti var. Ama yine herhalde zarafeti var. Şimdi bu, o zarafet parayla taşınır. Para yok ama zarafet var, zayıflığa dönüşüyor. Ham yaparlar adamı yani. Şimdi doğal olabilmek için sert olmanız lazım. Bizde Türklerde baba çocuğunu kucağına alıp öpmez, sevmez. Geceliğin uyurken çocuk öper. Bunu şey için böyle bir efemine hale getirecek, çocuğu güçlü olamayacak, savaşçı olamayacak diye korkuyorlar. O yüzden çocuğu Spartalılar gibi sürekli güçlüklerin içerisine atıyorlar ki dayanıklı olsun diye. Şimdi ben bunun tam tersi düşünülebileceğini varsayıyorum. Nezaket ancak zeka ile sürdürülebilir bir ilişki oyunudur. Yani öyle bir hikaye anlatılır. Mesela soru cümleleri, dolayım vardır. Bana kalemi ver. Bu bir isteme biçimi. Kalemi verir misin? Bak, soru. Rica kalemini, etsem kaleminizi verebilir misin? Ya da hayır, daha da geriye gidelim. Bakın, dolayım arttıralım. Kaleminizi verir miydiniz? Şimdi dolayımı mesela alabilir miyim? Verir misin? Önce alabilir miyim? Sonra verir misin? Verir miydin? Verirler mi acaba? Sürekli zamirleri uzaklaştırarak araya sürekli bir mesafe koyuyoruz. Tabii. Ya buna höfliş, yani şey, kibar formlar, biçimler denir. Nezaket bu anlamda belli bir yapaylık taşır. Ama bazı insanlarda bu doğal hale gelir. Yani bazısı diyor ki, ya bana sen de diyor mesela. Ya ben birinin bana doğrudan sen demesine rahatsız olurum, elimde değil. Bazen de bana diyorlar, yani siz demeyin. Ya ben siz derken bazı dostlarımı zaten sen demiş gibi hissediyorum. O benim için bir mesafe anlamı ifade etmiyor. Yani sen demekle yakın olduğumu düşünmüyorum. Siz dediğimde de yakınlığım devam ediyor. O yüzden nezaket kültürün çok incelmiş biçimidir ve iki tarafı da korur. Dolayısıyla belki çok iddialı olacak ama başka bir zaman tartışmayı ya da temellendirmeyi vaat edeyim. Toplumsal yaşamın riyakarlık olmadan sürdürülebilmesi olanaklı değildir. O riyakarlık en temel ihtiyaçlardan biridir. Ama o riyakarlığa kimin ihtiyacı vardır? Toplumsal yaşamın alt kademelerinde olanlara değil. Bir diyelim ki işçinin, inşaatte çalışan bir işçinin fazla nazik olmasına bize oradan acaba işte iki döner, iki ayran getirir miydiniz filan demesine gerek yok. Daha doğru. Hatta Erzurum'da öyle demiş ya, bir İstanbullu gitmiş, bir ekmek verir misiniz demiş. Ne yalvarıyorsun demiş, erkek gibi istesene. Yani soru cümlesini
bir yalvarma olarak anlıyor. O yüzden bir Karadeniz arkadaşım demişti, Karadeniz'de kadınlar çok sert ve bağırarak bir şey isterler ki hafif kadın diye filan düşünmesinler diye, böyle erkek gibi filan. Yani riyakarlık, nezaket, zarafet toplumsal yaşamının belli bir düzeyinden sonra hava gibi su gibi ihtiyaç duyulan bir iletişim biçimidir. İnsanın içinden geldiği gibi konuşmasını engeller ve bu dili sürdürmek belli bir zeka düzeyini de, eğitim düzeyini de zorunlu kılar. Zorunlu kılar diyelim. Son cümlemize bu olsun. Efendim, bizi bu saate kadar izlediniz. Uykunuzdan ödün verdiniz. Zira yarın pek çoğumuz çok erken kalkacağız, işe gideceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü yaşamımızı bu şekilde idame ettiriyoruz. Ama biz de bugün iyi yaşamayı konuştuk ki aynı zamanda o yaşadığımızın, hayatın bir anlamı olsun. Haftaya biz buradayız. Sizi de bekleriz.